Herkese merhaba. Ben Cemal Tener. Zyxel ile Güvenlik Kablosuz Ağ eğitiminin yeni bir videosunda sizlerle beraberiz. Bir önceki videoda Zyxel ATP 500 güvenlik duvarının kurulumunu gerçekleştirmiştik. Bu videoda ise dashboard dediğimiz izleme ekranına şöyle bir kısaca bakalım. Evet cihaza giriş yaptığınız zaman şöyle yani şuradaki sekmelere bakarsanız dashboard, quick setup, monitor, configuration ve maintenance kısımları var. Biz şu an sadece dashboard kısmını incelemek istiyoruz. Burada CPU kullanımını gösteriyor. %7, %3 gibi bakın değerler değişiyor. Yine üzerine tıkladığınız zaman daha ayrıntılı olarak ne yapabiliyorsunuz? İnceleyebiliyorsunuz. 5 dakikada bir refresh edebiliyor burada ya da 10 dakikada bir siz bunları ayarlayabiliyorsunuz refresh now deyince ne yapıyor tazeliyor görüntüleri memory kullanımını yine üzerine tıkladığınızda ayrıntılı görebiliyorsunuz flash kullanımı burada üzerine tıklama gibi bir seçenek yok USB kullanımı aktif seçimler yine burada görülüyor tıkladığınız zaman burada yine ayrıntılı grafik olarak görebilirsiniz DSP table burada yine görünüyor. Burada bakın bir tane cihaz DSP'den ne yapmış? Bu cihazdan IP adresi almış. Tıkladığınız zaman IP adresinin G4 arayüzü üzerinden 192.168.1.33 IP adresinin atandığını baba diye bir bilgisayar. Benim bilgisayarım şu an kullandığım MAC adresine kadar burada ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Expiration yani bitme zamanı IP adresinin. Evet, 1.33 demişken IP adresimi de görebilirim. Evet, ben direkt bilgisayara e, bağlamıştım. Firewall'ın firewall'un çıkışında 1.33 IP adresini buradan IP Config all çıkışından görebilirsiniz. Bunun dışında yine şurada device hi diğeri. Daha sonra işte login olmuş kullanıcılar. Şu an sadece ben admin kullanıcısı olmuşum. Bakın burada yine bilgiler IP adresi 1.33 üzerinden. Ondan sonra e, ne var? Geçerli kullanıcı e, şu an için login olan admin'di. VPN durumu, VPN herhangi bir ayarı olmadığı için VPN ile ilgili bilgilerde ne yapıyor? Bir şey göstermiyor. Yine SSL VPN durumuyla ilgili herhangi bir değer yok. Evet, burada şimdi general kısmında bu var. Advanced Trade Protection kısmına geldiğimizde e, tanınan trafik burada görün, gö görünüyor yine DNS e, tabi siz bir özellikle oltalama saldırılarında sizi bir domaine yönlendiriyorsa e, bir zararlı yazılım içeren veya size bir diyelim ki zararlı APK bulaştıracak o site e, ne yapıyor? Birçok güvenlik duvarı DNS korumasıyla bunu engelliyor. Zyxel'in de böyle özelliği var ki ileride ayrıntılı göreceğiz. Veya sandbox'a alıyor bazı diyelim ki dosyaları veya şeyleri. Antimalware, IDP, Email Security, Content Filter gibi tabi ileride birçok ayrıntılı ayarları göreceksiniz. Burada e, Advanced Threat Protection daha gelişmiş tehdit koruma ile ilgili değerleri burada görebiliyoruz. Buradaki dashboard'ta. General kısmına tekrar gelelim. Yine cihazın şurada ilk önce geçen videoda da göstermiştik bağlantısını, White Area Network arayüzünü burayı yapmıştık. E, yani P2 ya da G2 diye geçiyor. LAN local network tarafını da G4 yapmıştık burada yine ip adresi ip adresi birbiri üzerinden verdiğini burada da DSP'den 264 ip adresini aldığını görebiliyorsunuz ee, arka tarafı da görebilirsiniz yani cihazın arka tarafı da bu şekilde fiziksel olarak ön tarafına tekrar dönelim device information olarak burada bakın ATP 500 olduğunu görüyorsunuz sistem name Burada optional bir şekilde geliyor. isterseniz bunu ne yapabiliyorsunuz? Değiştirebiliyorsunuz tabi burada configuration kısmından. Bunu ileride ayrıntılı göreceğiz. Ondan sonra evet cihazdan çıkış yaptı. Hemen şöyle tekrar gelelim. Giriş yapalım. Giriş yapamadık. Neden? Çünkü yanlış. Yanlış yaparsanız yanlış olur. Bu bir atı sözüdür. Evet, tekrar giriş yapalım. E, serial numarası, seri numarası, MAC adresi, firmware upgrade e, cihazın daha önceki ilk videoda görmüştünüz. ilk anında, kurulum anında bize bir firmware istiyordu. Yine burada e, girişle ilgili logları görebiliyorsunuz. İşte yanlış IP adresi 133'ten destination 1.1'e yani şu cihazın arayüzüne yanlış girişler yapılmış. Yanlış diyelim ki neler kullanacağını parola. Evet, şurayı kapatalım. İleride Secure, Secure Reporter ayarlarını göstereceğim. Çok güzel, Cloud üzerinden birçok istatistiği, e, analitiği alabildiğiniz güzel bir servis. E, başka burada baktığımız ne var? Heh, sağ üstte bakın neler var. Web konsol var. Benim en sevdiğim tarafı yani CLI üzerinden ne yapıyorsunuz cihazı. Buradan tabi isterseniz kontol, konsol üzerinden de ya da SSH üzerinden de bağlanıp cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Evet Admin Evet 1 2 3 4 5 parolamız tabi biz yanlış admin'i yanlış yazdık ya da giriş yaptık neyse tekrar deneyelim Admin dedik 1 2 3 4 5 parolamız Evet şu an giriş yaptık Router diye bakın name'i. Show Interface Ol diyelim mesela Hemen bakın ne yapıyor interface'leri gösteriyor Az önce de görmüştünüz G2 interface'i P2 olarak da geçiyordu 2.64 IP adresini almış. Buradaki benim evdeki modem router'ımdan. Ben yine buradaki 1.1 üzerinden ne yapmıştım? Y4 üzerinden cihaza bağlanmıştım. LAN'ın üzerinde burada yapmıştım. Yine komutları soru işaretiyle görebilirsiniz. Soru işaretiyle bu modda kullandığımız SL'yi da ileride ayrıntılı inceleriz. Her cihazın hem GUI arayüzü var. Bu şekilde konfigürasyonları yaptığımız hem bu şekilde de CLI yani komutlayın interface arayüzü var. Buradan ne yapabiliyorsunuz? İstediğiniz zaman birçok konfigürasyonu veya e, show komutlarını CLI üzerinden izleyebilirsiniz. Burada web konsol demiştik. Burada CLI yani isterseniz buradan da ne yapabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz. Tabii en çok sevdiğimiz bu. Yani bu, buradan da yapabilirsiniz ama az önce de söylediğim gibi cihazı esasdan erişip telnetten erişip ilgili ayarları yaptıktan sonra e, o şekilde de erişebilirsiniz. Burada referans kısmı var. Burada e ee, isterseniz bu e, şeyleri seçip mesela Antimalware, ondan sonra e, diyelim ki default profil seçip herhangi bir ayrıntılı bir profil şey yapmadık. Buradaki şeyleri ne yapabilirsiniz? Ayrıntılı servisten bize çıktıları burada görebiliriz. Onun dışında site map var. Buradan da ne yapabilirsiniz? Ayrıntılı görüntüleyebilirsiniz. İşte SID info'yu geldiğinizde yani şuradaki e, menülerde kaybolduysanız buradan map'ten yolunuzu bulabilirsiniz demiş olalım. Forum kısmı var. Forum sizi yine e, Zyxel'in forumuna yönlendiriyor ve oradan bir şeyler sorup konularla ilgili daha önce sorulmuş sorulara bakıp başlıklara ne yapabilirsiniz inceleyip e, bir şeyler aradığınız sorunlarla ilgili öğrenebilirsiniz. Daha sonra Help yani yardım kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman yardım kısmı açılıyor. Ve buradan gerekli yardım ulaşabiliyorsunuz. Şu an herhangi bir şey gelmedi ama herhalde ilgili sayfa açılacak. Buradan notificationlar var. Burada bildirimler. Buradan ne yapabilirsiniz? Buradaki gelen bildirimlere tıklayıp bu ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Yine şurada about yani hakkında kısmı var. About ATP 500 geçerli versiyon. Ee, ne zaman güncellemişiz etmişiz burada görebiliyorsunuz isterseniz firmware'i tekrar güncelleyebilirsiniz. Buradan da logout yapıp ne yapabiliyoruz? Şu arayüzden GUI'den çıkabiliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.